Evet burada deizime, şimdi videoyu aslında bütün yapacaktık ama onu böleceğiz. Şimdi şöyle bir noktamız var. Deizime sorular diye. Şimdi burada hani şuradan belki hani bu meseleye giriş yapmak lazım. Deizm de sonuçta bir inanç. Yani deist kişi de hani bir tanrıya kabul tanrıyı kabul ediyor ama işte dinlerin varlığını falan hani kabul etmiyor. O zaman e, e, nasıl bir inşası var? Yani mesela kainata, evrene, galaksilere e, işte tanrıya dönüp baktığında tanrının yarattığı bir kainatı e, anlamlandırmaya bir e, amaç ona atfetmeye çalıştığında. Yani Tanrı işte kainatı yarattı. Ya çok güzel, müthiş. İlla ki bunların bir yaratısı olması lazım ama e, o kadar. Yani yarattı ve bıraktı. Yani burada deizmin nasıl bir amacı var? Yani deizmin temelinde, inşa sürecinde, felsefesinde nasıl bir mantık var? Yani böyle bu kadar büyük sorularla baş başa kalan, bu kadar büyük sorulara muhatap olan bir adam nasıl deist olarak kalabilir? kalabilir mi? Bence çoğu kalamıyor zaten de. Ya işte ya ateizme savruluyor ya da işte deizm, Müslümanlık arası gel git yaşıyor. Gerçekten çok zor. Yani fıtrata, vicdana, insanın ebed duygusuna bunları anlatmak çok zor. Yani müthiş bir ressam, müthiş. Yani dünyanın en iyi gördüğü en iyi ressam. Müthiş bir sergi kuruyor, müthiş resimler yapıyor. Yani dünya orası için, oraya gidebilmek için can atıyor. Ama adam resimlerini sergiletmiyor. Ya da işte o sergilediği resimlerdeki manaları ne yapmıyor? İnsanlara anlatmıyor ve bu sergilenen resimlerin sahibi benim demiyor. Ya da o resimdeki sanatları ifade edecek bir sergi, bir işte teknik rehberlik sağlamıyor. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Yani bu kadar sanat atfedilen, bu kadar değer ve hikmet atfedilen bir kainatta amaçsızlık. Mesela evrenin bir yaratıcısı var ama amacı yok. Yani sen o zaman şöyle diyebiliyor musun? Ya benim ben varım ama benim amacım yok. Yani insan kendisini amaçsız diyebiliyor mu? diyemiyor. E peki kendisine amaçsızlığı yakıştıramazken yani çünkü hayvanın bile amacı var. Kişi kendisini amaçsız dese şimdi inek süt veriyor, arı bal getiriyor. Yani o zaman e, ne olacak? Nasıl Aa tamam. Benim amacım olmazsa hayvandan aşağı ama Tanrı'nın bir amacı yok canım ya, işte Tanrı'nın amacı yok. Ya bu bu böyle olmuyor işte. Yani bunu demekle bu iş bitmiyor. Ee, o zaman deizmdeki amaçsızlık problemi olarak mesela nitelendirebiliriz bunu. Deizmin e, manasızlık ve amaçsızlık sorunu. Bu kadar kıymetli, hayvanlarda olmayan duygular, bu kadar üstünlük, bu kadar fazla ekstra e, sana yapılan yatırım, duygu beyin yani müthiş bir beynin var. Zekan, şuurun, bilincin, ruhun, kalbin. Bu, bu yani bunlar niye mesela insana verildi? Hayvanda yok bir tek insanda bu var. Yani bu duyguların o kalbindeki duyguların içerisindeki o ebed e, duygun, ebedi, sonsuz baki yaşama isteğin. Ya bu bir ahiret inancını gerektirmiyor mu? Yani dünyanın bir e, dünyadan sonra dünyada hayvan kadar bir hayat dahi yaşayamayan, yani zevk anlamında hayvan kadar dahi iktidar ve ihtiyar anlamında ve zevk anlamında hayvan kadar dahi yaşayamayan ama hayvandan binler derece daha fazla duygularla donatılmış bu insanın yani toprağa girip yatması mümkün mü? Yani onun bir amacının olmaması, bütün hayvanların amacının olması ama e, ondaki o kıymetli duygulara rağmen onun bir amacının olmaması nasıl olabiliyor? Ve yani o zaman şöyle oluyor, amaçsızlık yani Cenabı hakkı biliyorum diyor mesela o zaman bu deist arkadaş. Halbuki onu bilmiyor yani. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi var. Değil mi? Hikmetli iş görüyor. Hani sen yaptığın bir şeyi abes yapmıyorsun. Mesela sandalyeye oturacaksın. Tersini çevirip sandalyenin bacaklarına oturmuyorsun. Sandalyenin üstüne oturuyorsun. Değil mi? Bu, bu hikmetli bir harekettir. Yani o zaman sende bir hikmet varsa muhakkak ki bu yaratıcıdan geliyor. Yani o halde e, yaratıcı neden amaçsız bir şekilde hiçbir amacı olmadan bu kainatı yaratmış olsun ki? O zaman yaratıcının hikmet sahibi olmadığını iddia etmiş oluyorsun. Ama sende bile bir hikmet varken koca yaratıcı da değil mi yüce Allah da işte sana göre neyse artık Tanrı da nasıl bir hikmet olmaz? Yani bu nasıl olabilir? Yani tanrısallıkla hikmetsizlik, amaçsızlık bir araya nasıl gelebiliyor? Ha bir de şöyle bir şey var. Hani sen yaptığın bir şeyin başkası tarafından o, o şeye ortak olunmasını, yani çok müthiş bir bilimsel çalışma yaptın, yani 45-50 yılını verdin. En son bunu ilan edeceksin. Kalkıp birisinin bu çalışmada sana ortak olmasını istemediğin halde, yani bir küçük bir köyde bir muhtar bile ikinci bir müdahaleyi, bir şehirde bir vali bile ikinci bir e, karışmayı isteyemediği, istemediği halde, yani Allah kişi bunları insan bunları yapamazken, yani Allah kendi verdiği nimetlerine. Neden başkasını hani ortak kılsın ki? Yani neden tabiata tesadüfe bunlara havale etsin? Neden ya yani da kendi başına bırakıp öyle öylesine evrenin hareket etmesine sebep versin? E kendisi var bu fiilin arkasında ve o fiile yönelik övgülerin, o fiile yönelik atıfların, o fiile yönelik sevgi, muhabbet frekanslarının hepsinin kendisine doğru gelmesini ister haliyle. Neden mülkünde başkalarına mesela hakimiyetinde başkalarına yer versin? Neden e, o mülkündeki hakimiyetindeki yani her insanın kafasına göre kainatı yorumlamasına ve kainattan istifadesine sebep olsun ki? yani Mülkünü neden taksim etsin? E, neden şerik kabul etsin? Bir padişah işte basit bir muhtar dahi şerik kabul etmezse bu kadar hakimiyeti mutlaka sahibi 15 milyar ışık yılı e, yarı çapındaki bu kainata hükmeden Cenab-ı Hak niye bunu kabul etsin ki? Bir de e, ee, kainatı yarattıktan sonra Cenab-ı Hak kainattaki bu kadar sanat eserleri, bu kadar masraflar, bu kadar Cenab-ı Hak isimlerinin yansıması ya belli ki kendini tanıtmak istiyor. Yani neden kendini tanıtmak istemesin Allah? Yani yarattı, köşeye çekildi oturup niye tanıtmak istemiyor kendini? Yani bunun bir sebebi var mı? Tanıtmak istemeyeceği bir kainatı niye yaratsın ki? Ha bir de şimdi deizm bunları nasıl temellendirecek? Bu sorulara nasıl cevap verecek? İnsan kimdir, nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor? bu dünyadaki amacı, dünya katkısı nedir? Biyolojik olarak bir faydası yoksa yani onun bu zekası, bu bilinci, bu aklı, bu ruhu yani nedir yani? İnsan nereden gelmiş, nereye gidiyor? Dünyadaki vazifesi ne? Hani bunu bu dünyada en önemli vazife bu zaten temellendirilmesi gereken ilk konu bu bunu temellendirmeden yani bir deizm inancının inşası nasıl mümkün olabiliyor? Yani deist birisi nasıl rahat olabiliyor? Çok zor sorular yani. Ha bir de ahiret noktası. E şimdilik zalim izzetinde mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Yani e, bir ahiret olmazsa ne olacak? Herkes toprağın toprağa girip her şey yok olacaksa, kainat amaçsız ve maksatsızsa, bir imtihan yoksa, hani bir e, kötülüğe ceza, bir iyiliğe mükafat yoksa şayet e, ve bunun olacağı bir ahiret yurdu yoksa e, nasıl olacak o zaman Tanrı senin düşündüğün deizmdeki Tanrı az önce hikmetsizdi. Şimdi de adaletsiz bir tanrı oldu. Yani nasıl adil bir tanrı ki zalimi, zalimliği zalimliğini onun yanına bırakıyor, mazlumu o mazlum halinde bırakıyor, ona yardım etmiyor, onun intikamını o zalimden almıyor. Değil mi? Yani bu müthiş bir çelişki. Bir de şöyle en hani kuvvetlisi bu, belki bu yani saatlerce konuşulacak bir mesele. Peygamberliğe dair yani hani Allah kainatı yarattı, Değil mi? Peygamber yaratmaktan sonra yani uluhiyetten sonra gelen e, risalet dediğimiz kavram geliyor yani. Uluhiyet ve risalet yani madem Cenab-ı Hak var, madem hikmeti ve adaleti var ve madem kainatı bu kadar sanatlı bir surette yaratmış ve madem her bir sanatında, her bir harfinde adeta bin kitap yazılan bir e, kitap müsüllü, mucizevari bir kitap müsüllü her bir noktada binlerce kitabı yazmış, her bir baharda e, yüzlerce, milyonlarca nevi birden haşir edip yeniden diriltiyor ve kainatın her yerine mana levhalarını asmış Cenab-ı Hak. E o halde nasıl bu levhaları, bu manaları, bu sanat eserlerini tarif edici, değil mi? Tavsif edici birisini göndermesin. Bu hiç mümkün olabilir mi? Yani Evet, mümkün değil sevgili kardeşlerim. Şuradan hatta bunu okuyayım. Bu kısım bitti. Buna sabah denk geldim. Dokuzuncu mesele. Bunu zaten ayrı, ayrıca ele alacağız yani. Ama şu kısım önemli. Hem cemal rahmetini ve hüsnü şefkatini, rahmetinin güzelliğini ve şefkatinin en güzel yönünü ve kemal rububiyetini, Rab isminin en kemaldeki zirvedeki manasını zihayatlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı Cenab-ı Hak öyle bir ziyafetgah, bir ziyafet yeri ve bir teşirgah, bir sergi yeri ve öyle bir seyrangah yapmış ki hadsiz çeşit çeşit le leziz nimetler ve gayet antika ve hadsiz sanatlar, harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim, merhamet edici bir yaratıcı ve ikram edici bir yaratıcı. Hiç mümkün müdür ki ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafet ziyafetgâhtaki zişur mahluklar ile şuurlu olan kişi kimselerle konuşmasın ve onlara olan nimetlere ve konuşmasın ve onlara o nimetlere mukabil elçiler vasıtasıyla vazifeyi teşekkürüyeyi ve tezahürü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazifeyi ubudiyeti bildirmesin. Elbette o kadar nimetleri veren zat o nimetlerin şükürlerini ve hamdinin nasıl yapılacağını ve kime yapılacağını elçiler vasıtasıyla gösterecek. Ve o şükür vazifesini de, şükür vazifesini ve rahmetinin tezahürlerini ve kendini sevdirmesine karşı o kendisinin kim olduğunu ve ona nasıl ibadet edilmesi gerektiğine dair vazifeyi elçileriyle beraber bildirecek. Haşa hiç mümkün müdür ki bir sani sanatını sever, beğendirmek ister. Hatta ağızların bin, bin çeşit zevklerini nazara alması delaletiyle, deliliyle, takdir ve tahsillerle karşılanmak arzu eder ve her bir sanatıyla kendini hem tanıttırmak hem sevdirmek hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister. Bir tarzda bu kainatı antika sanatlarıyla süslendirdiği halde kainattaki ziya hayatın kumandanları olan insanlara onların büyüklerinden bir kısmıyla konuşup elçi olarak göndermesin. Güzel sanatlarını takdirsiz, fevkalade hüsnü esmasını tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın. Yani kendini tanıttırsın ve sevdirsin ama mukabelesini istemesin. O kadar güzel esması karşılıksız kalsın. O kadar güzel sanatları e, takdirsiz, o kadar güzel esması beğenmeksizin öylesine boş, bağda heva kalsın. Bunlar için elçi göndermesin. Evet, adil ve hakim, adil ve hakim isimleri ve nübüveti, e, delaili nübüvet kitapları ve ahirete delil olarak zikredilen bütün e, ilmi kelam ve felsefe kitapları ve yine peygamberliğin e, hak olduğuna dair ifade edilen haberi e, işte çevni e, tüm mucizeler peygambere ait mucizeler akli mucizeler haberi mucizeler tarihi mucizeler gaybi mucizeler peygamberle delil olan ve ahirete delil olan bütün esaslar ve hizmetler kelam ve felsefe kitaplarında zikredilen bu bahislerdeki bütün doneler e eh, ahiretin ve peygamberin peygamberin bir peygamberin bir risaletin bir dinin bir kitabın olması gerektiğini ve bir ahiret olması gerektiğini gösteriyor. Bununla alakalı inşallah detaylı daha detaylı da konuşacağız. Elhamdülillah.